Herkese merhabalar, herkese iyi geceler. Kötü bir, e, kötü bir Beşiktaş gecesi daha yaşıyoruz. Uzun süredir Beşiktaş mutluluk e, getirmiyor, Beşiktaş kimseyi mutlu etmiyor. Tabii çok ciddi problemler var ve e, her gün, her maç gününde benzer şeyleri konuşuyoruz ve bunu nasıl düzelecek? İnsanlar da tabii ki ciddi bir e, isyan da haklı Beşiktaş taraftarı çünkü normal olmayan bir durum e, yaşıyoruz. Yine bir marifet ve kadrodan hani kadro mevzusundan öte artık işin kalite boyutunu ve hoca boyutunda bence çok ciddi şekilde konuşmak lazım. Çünkü ortada çok net bir şekilde başarısızlık başarısızlık olduğunu görüyoruz. E, bir problem var Beşiktaş'ta. Üstelik bu problem sadece hani kısa dönemle ilgili bir problem değil. Beşiktaş'ın genel bir e, olumsuzluğu kabul etme Başarısızlığı kabullenme gibi ne yazık ki problemleri var ve e, bunu Beşiktaş'ın bir şekilde bunun altından kalkması lazım. Eğer bu şekilde devam ederse Beşiktaş'ı ne yazık ki üzülerek söylüyorum e, uzun süreli başarısızlıklar bekler. Çünkü e, Beşiktaş biraz sanki başarısızlığı taraftar için söylemiyorum ama başarısızlığı e, kabul etmiş gibi gözüküyor. Bir tweet de atayım. Bir tweet atayım sonra başlayalım. Kalkamıyor. Evet Beşiktaş neden ayağa kalkamıyor diye tweetimizi de attık. Evet arkadaşlar, ee, bu arada katıla üye olanlara teşekkür ederim. İki tane üyemiz geldi. Mrexus ve Hubat o numaralı tribüne gelmiş. Hubat pardon, Hubat çok teşekkürler. Mr ya da Mrexus da Kale Arkası grubuna gelmiş. Şimdi çok ciddi problemler var. Nedir problemler? Öncelikle Beşiktaş'ın oyun şeklinde problem var. Artık bu saatten sonra benim için e, Santos'u koruma dönemi sona erdi. Ben bu saatten sonra e, Santos falan demem. Çünkü hep şunu söyledik. Sabredelim, bekleyelim. Savunmayı toparlıyor mu? O oluyor mu? Bu oluyor mu? Devamlı bir Santos'u... Çünkü yeni hocaya sabretmek lazım diye her zaman e, söylediğim bir şeydir bu. Yani Yeni hocaya sabretmek lazım. Yeni hocayı beklemek lazım. Yeni hocayla... Ee, yeni hocaya bir zaman tanımak lazım. Yeni hocanın ne oynatacağına bakmak lazım. Ama ortada yeni hocanın oynatacağı oyun falan filan yok. Ne oynadığını artık biz anlamış vaziyetteyiz. 11. lig maçına çıkıyor Beşiktaş. Ve 11 lig maçında 5 tane mağlubiyet almış vaziyette. Ve bu kabul edilebilir bir durum Beşiktaş açısından yok. Ee, ve şeye baktığımızda da yani yaşananlara baktığımızda çıkan kadroları geçtim. Ee, bir sürü hata var orada. Hem oyun anlamında hata var hem mental anlamda takım kötü hem hocanın tercihleri hatalı ve neticesinde Santos'la ilgili yapılan en büyük savunma savunmayı yani Santos'la ilgili yapılan en büyük hocayı koruyalım çünkü savunmayı düzeltti e, tezi çökmüş vaziyeti çünkü Beşiktaş hiç durmadan erken dakikalarda Gol yiyor arkadaşlar. Bu kaçıncı? Bu 5. maç arkadaşlar. Antep'ten 9. dakikada yedi. Galatasaray'dan ikinci dakikada yedi. Sivas'tan 6. dakikada yedi. Pendik'ten dördüncü dakikada yedi. Ve Antalya'dan 9. dakikada yedi. Beşiktaş ne yazık ki ilk 10 dakikada sürekli gol yiyor. Yani en, en azından savunmayı düzeltiyor dediğimiz hoca tam tersine Beşiktaş maçın başında teslim bayrağını çekti. Bu maçta yine gol 9. dakikada geldi. Şimdi 9. dakikada gol geliyor ve uzatmaları yine sayarsak her uzat çünkü uzatmalar artık işte maçın sonlarına 6 7 ekleniyor, devinin sonuna 4 5 ekleniyor. Yine Beşiktaş'ın önünde bu maçı çevirmek için neredeyse 10. dakikada gol golüydi ama uzatmalarla neredeyse 1 80 90 dakika vardı uzatmalar ve Beşiktaş yine çeviremedi. Aynı diğer dört maçta olduğu gibi. Aynı Antep maçında Sivas maçında, Pendik maçında Galatasaray maçında Beşiktaş gol yediği zaman oyunu çeviremiyor arkadaşlar. Öyle bir güç yok. Yani bu gücü yok. Şimdi Umut Aslan sormuş Süper Chat'ten. Ebal sanat Feyzo Ças, Fernando Santos denkleminde denklemin büyük bir sorun olduğu durumunu artık kabul etmemiz lazım. Medyada çekinmemeli. Şimdi şöyle bir şey var. Bu hikayeyi Umut Arslan, bu arada katıla üye olanlara çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, nedir problem? Şimdi o problemden size bahsedeyim. Şimdi Samet Ayba suçlanıyor, Santos suçlanıyor, o suçlanıyor, bu suçlanıyor. Şöyle bir durum, şu, şunu net bir şey söyleyeyim. Şimdi Samet Aybaba'nın transferi Svensson. Samet Aybaba'nın bir tane transferi var. Başkanın yaptığı transfer Mucci, El Musrati, Santos. Santos tercihi de başkana ait. Çünkü Samet Aybaba'nın zaten Santos açıklanmadan bir gün önce Romanya'da olduğunu ve Luchescu'da görüştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu tercihler başkana ait. Svensson tercihi Samet Aybaba'ya ait. Buradaki asıl hikaye bence Beşiktaş'ın istenilen seviyeye yani bir toparlanmaya girme sebebi Beşiktaş belli ki yanlış hoca tercihinde bulundu. İçeriden gelen bilgiler Beşiktaş'ın vazgeçmeyeceği yönünde. Yani Santos sezon sonuna kadar sezon sonuna kadar devam edeceği yönünde içeriden gelen bilgiler var. Tabii kupa maçı var. Bu sezon olan 5. neredeyse 6. hoca olacak. Bunu da artık göndermek istemiyor Beşiktaş Hasan Arhat. O yüzden de sezon sonuna kadar devam edecekler. Ancak yani ben şeyi anlayabilirim. Biz sezon sonuna kadar göndermiyoruz. Çünkü kupa var. Çünkü bir sezonda 6 tane teknik direktör değişilmez. İşte bu, bir sürü şey söyleyebilirsin e, bununla ilgili. Yani hocaların, işte hocanın arkasında durmayla ilgili. Kuvayi Milli'ye geldi bu arada 1903 kale arkası grubuna. Hoş geldin kardeşim. Netice itibariyle burada ben anlayabilirim yani Hasan Arat'ın bu tercihini. Sezon sonuna kadar ben dayanacağım. Ne olursa olsun bekliyorum. Zaten bu kadro kötü bir kadro kısmını anlarım. Ama Beşiktaş'ın acilen şunu yapması lazım. Yeni teknik direktörüyle şimdiden görüşüp anlaşması lazım. Ben açık konuşayım. Santos'un bu takımı bir aydır izlediğine falan artık inanmıyorum. Santos'un Beşiktaş'ın 5 beş maçtır falan izlediğine inanmıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın oyunu tamamıyla ne yazık ki geriye gitmiş vaziyette. Yani bir dünya jönümü teknik direktör 5 maç izleyip bunu mu oynatıyor Beşiktaş'a? Beşiktaş'ın oyununda, Beşiktaş'ın oyun namına ortada bir şey yok. Beşiktaş ilk yarıda golü yemiş. Ki bir de maç sonunda şey açıklamaları geldi Beşiktaş'tan. Ee, hocadan özellikle. İşte ilk, bastırdık, iyi oynadık, şu oldu, bu oldu, bilmem ne oldu. Arkadaşlar ilk yarı 2-0 bittiğinde topla oynamada, Şimdi, hatta bunu bilmiyorum getirebiliyor muyum ekrana, Beşiktaş topla oynamada yine rakibinin gerisine. Yani Beşiktaş kendi sahasında ilk yarıda 2-0 mağlup ve yine topla oynamada garip bir şekilde geride. E şut sayısında geride. E gol beklentisinde Geride e nasıl olacak o zaman? Yani Beşiktaş şeyi asla kabul etmiyorum. İşte ikinci yarıda bastırdı Beşiktaş. İkinci yarıda Atak oynadı arkadaşlar. Dolmabahçe'de kendi sahanda tabii ki Atak ne oynayacağı kendi sahanda? Artık 2-0 mağlup durumdasın. Orada artık işler yapman lazım. E onu yapamadı Beşiktaş. O yüzden de şimdi bu istatistikleri üzerine biraz sizlerle konuşmak, dertleşmek isterim. Çünkü e, normal olmayan, ya Beşiktaş'ın artık bunu bence kabul etmemesi lazım. Ee, hemen sizlerle o ilk, ilk yarı hissesini paylaşayım. Gelsin ekrana. Üzerine biraz uçalım. Şimdi arkadaşlar bunun Şimdi bunun, bunu artık bunu, ben bu istatistik üzerine çok da fazla hatta tam ekran yapayım. Şimdi şunu söylemek isterim sizde sizlere. Ee, topla oynamayı Antalyaspor'a bırakmışsın. Ee, şut sayısı Antalya daha fazla. Ee, başarılı pas Antalyaspor'un daha fazla ilk yarıda. Pas başarısı Antalyaspor'un daha fazla. E sen o zaman rakip ceza sahası topla buluşma Beşiktaş daha fazla. Gol beklentisi yine daha fazla. Arkadaşlar ilk yarıda Beşiktaş 2-0 mağlup ve karşımızdaki rakamlar bunlar. Gol beklentisinden şuta kadar pas sayısına kadar başarılı pasa kadar her tarafta Antalyaspor üstün. Antalyaspor nasıl bir takım? Antalyaspor maaş sorunu olan, Antalya Spor transfer yapamayan, Antalya Spor 2 aydır 3 aydır maaşların ödenmediği iddia edilen, istediği oyuncuları alamayan bir kulüpten bahsediyoruz. Ve neticesinde Beşiktaş'ın şu anda verdiği istatistik korkunç. Jean claude Ernst hakikaten de Sports Digital'den geldi. E, buraya da e, buraya da geldi. Fırat Bey, öncelikle hoş geldin Jean claude Ernst. Kanala da üye olmanı, katıldan, kanala katılmanı e, rica ederim. E, Fırat Bey Miami'den selam. Sports Dijital'de size sormuştum. Vahap Beyaz, Ahmet Çakar, Cem Papila, Ali Palabıyık ve bu, bu, hakemler, bu gibi hakemler tarihimizde işte iyi anılmayan isimler. Sizce TFF, MYK bazında siyasi durumumuzdan dolayı istenmeyen takım mıyız? Şimdi peki hakem konusuna, <laughs> hakem konusuna gireyim. Konuşalım hakem konuşalım biraz da ee, şimdi kötü Beşiktaş iyi oynuyor mu? Evet iyi oynamıyor Beşiktaş. Yani burada Beşiktaş'ın oyunu ile ilgili problemler olduğunu zaten dile getiriyoruz. Beşiktaş iyi oynamıyor. Ee, hakem konusuna girelim. Şimdi burada Beşiktaş yönetimini kimse kusura bakmasın ben eleştiririm. Neden eleştiririm? Çünkü Beşiktaş yönetimi şu ana kadar e, görülen şu an şu ana kadar görülen sahnede Beşiktaş yönetiminin pek de e, Beşiktaş futbol takımını güçlendire bildiğini düşünmüyorum ben. Hem sağ içinde hem sağ dışında. Çünkü e, neticede Sayın Başkan'ın da söylediği şeyler Sayın Başkan'ın da e, vaat ettiği şeyler arasında Futbol Federasyonu'yla ilişkileri düzeltmek vardı. Düzelmiş gözüküyor mu ilişkiler? Bence hakemler İnanılmaz rahat Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş kötü oynuyor olabilir. Beşiktaş istediklerini yapamıyor olabilir. Beşiktaş yanlış tercih yapabilir hoca konusunda. Beşiktaş istediği verimli futbolculardan almıyor olabilir. Ancak Beşiktaş'ın neredeyse artık her maçta ta Pendik maçından itibaren Rebiç'in ayağına, o diz kapağına, kaval kemiğine atılan tekmeyle başlayan ve daha sonra Raşistan'ın yüzde penaltıları, o su bir sürü sürekli bir Beşiktaş'la ilgili hakim hatası oluyor Beşiktaş aleyhine ve bu durum düzelmiyor. Ve bu durum maç sonu açıklama yaparak düzelecek şeyler değil. Bunu daha önce de söyledim. Bu işler maç sonunda sert açıklama yapmayla, internet sitesinden konuşmayla, internet sitesinden sert bildiri yayınlamayla düzelmiyor Türkiye'de. Federasyona gitmek lazım, orada konuşmak lazım, derdini iyi anlatmak lazım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, Galatasaray maçında ne dendi? Cenk Tosun kendini attı dendi. Çekmenin şiddeti önemli dendi. Çekildiği zaman oyuncu o çekmeyle yere düşüyor mu ona bakılması lazım. Her çekme penaltı değil dendi. Hakem yorumcuları böyle açıkladı. Madem her çekme penaltı değil. Madem çekmenin şiddetine göre bu hikaye oluyor. E bu maçta nasıl bir anda penaltı oluyor ya? Yani formanın siyah beyaz mı olması lazım penaltı verilmemesi için? Bu kadar da haksızlık olmaz. Öbür tarafta adam son dakikada kollarını açarak şöyle Topa çıkıyor stoper. Top koluna çarpıyor. Abi inceleme 10 dakika sürüyor. Yani orada bile belki bir şey çıkacak. O yüzden de bir hakem konusunda burada bir problem var. Ee, hakem konusunda burada bir sıkıntı var ve Beşiktaş henüz o TFF ile biz konuşacağız, halledeceğiz. ilişkiler düzelecek falan. Beşiktaş hiçbir ilişki düzeltebilmiş değil. Sağ dışında da e, problemler var. E, sevgili Jean-Claude Ernst o yüzden de haklı. Yani e, burada bir problem var ve bir sürü hakem kafasına göre Beşiktaş maçında kafası öyle takılıyor dolma hiç Hiçbir korku yok. Bu bir problem. Bu ciddi bir problem. Umut Arslan bir soru sormuş. Semin penaltı yaptırıp kullanmamasının açıklaması bence yok. Bugün kim Raşis'e kullansın diyor. Ee, bu sezon tek Semih, Semih de oysa diyor herhalde. Semih tek, tek penaltı atan da demek istiyor galiba Umut Arslan. Ya diyorum ya takımda. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Hepiniz bu takımı çok yakından takip ediyorsunuz penaltıya takılmanız haklısınız falan. Bu, bu, takımda neden Getson kullanıyor serbest vuruşları? Bir bilgimiz var mı bu konuda? Getson serbest vuruş ustası mı? Getson frikik ustası mı? Getson ayağı mı çok iyi? Biz bu bu adam geldiğinden beri Getson'un bir numaralı problemi iyi zaten tekniğinde problemler var oyuncunun. Final paslarını atamaması, gerektiği zaman iyi ortaya yapamaması. Sen burada Getson'un Getson'a ya yani Beşiktaş bütün serbest koşuları Getson'a kullandırıyor. Bu bir kere inanılmaz bir şey. Bu bile sorulması lazım. Getson dediğin zaman tüm dünyaya git Portekiz'e sor, git oraya sor. Bir tane şey söylerler. Nedir o? Enerjisi. İkinci özelliğine ne? Dripling'i. Bu adamın 3 tane ciğeri var. Deli gibi koşar. Ve çok da yüksek bir dripling gücü var. Neticede bu arada penaltıyı eleştiriyorum penaltı kararını. Ancak Getson'u deleştiriyorum. Ya Getson niye çekiyorsun adamı? Daha top bile yok ortada. Daha orta yapılmadan adamı çekerek tutmaya çalışıyorsun. Bu nasıl bir amatörlük ya? Bence bu arada Cenk'in pozisyonuyla aynı pozisyon. Cenk'e vermiyorsan buna vermen bana göre skandal. Ama ne olursa olsun halı sağ mı ya burası? Sen adamı kafana göre çekiyorsun. Ortada pozisyon bile yok yani. Pozisyon yokken çekiyor Getson. Getson zaten formsuz onu geçtim de. Free kickleri, serbest vuruşları Getson kullanıyor. Ya bu Muçi niye geldi? Mucci'nin Mucci ayağı değil görüyoruz. Neden Muçi kullanmıyor? Birçok problem var Beşiktaş'ta. Sadece o değil. Bu arada katıldan üyeler gelmeye devam ediyor. Adar gelmiş kale arkası grubuna. Hoş geldin kardeşim. Volkan Koca Türk gelmiş kale arkasına yine hoş geldin. Kale arkası var biliyorsunuz. Kapalı tribün var, numaralı tribün var, VIP tribün var. Hepinizi katıla e, davet ediyorum bu arada. O yüzden de bu bunların hepsi tabii ki hocaya yazar. Burada e, burada bir problem var. Yani e, Getson tercihi ikinci önemli hocanın hatası bence maça damga vuran Muleka. Muleka'yı bu Muleka'yı belki de en çok eleştirenlerin başında ben varım. E, Muleka Beşiktaş'ın 11 oyuncusu mudur? Muleka Beşiktaş'ın e, hani Beşiktaş forveti midir? Elbette değildir. Ama elindekilere göre daha formda, daha fazla katkı yapıyor. Muleka gitti Adam Antalya'da iki tane gol attı. Antalya'da iki tane gol attı Muleka. Ve ondan sonra oynatmıyorsun Muleka'yı. Kimi oynatıyorsun? Cenk Tosun. Cenk Tosun formsuz kardeşim. Bunu yani herkes görmüyor. Bunu, bunu görmeyen var mı? Cenk Tosun formsuz. Cenk Tosun fiziken hazır değil. Cenk Tosun istediği gibi çok da fazla istediği formda değil. Cenk Tosun'da ısrar ediyorsun. Abubakar hem mental anlamda iyi değil hem fiziken iyi değil. Senin elinde tek sağlam forvet Semih ve Muneka. Sen niye Muneka oynatmıyorsun Star'la? Bugün de girdi. Oyunu etki etti. Ya uzak güç sen de hoş geldin. Ee, Adar doğru söylüyorsun. Muneka iki gol attı bir daha piyasaya çıkmadı. Haklısın. O yüzden de <laughs> yani buradaki problem hem takımda çok ciddi bir problem var. Sadece takımdan ayrı bunu e, konuşmam ama aynı zamanda hocada da büyük problem var. Tayyip Talha ne yaptı tam olarak? Yani bize bunu açıklayacak kimse var mı? Tayyip Talha milli takıma yükselmiş bir stoperdi. Genç bir stoper, ayağı %100 hem Vorul'dan hem Koli'den hem Necip'ten daha düzgün bir ayağı var. Gollerini hatırlayın böyle enteresan çocuğun golleri vardı oynadığı sırada. Vole mole garip garip goller atıyordu. Böyle bir stoperden beklenmeyecek kadar e, vücudu e, kalın ve kalas bir stoper değildi yani. Bir stoperden beklenmeyecek kadar esnek bir vücudu var ve goller atabiliyordu. Geride iyi oynuyordu. Tayyip Talay'a ne oldu mesela? Neden oynamıyor? Bunun açıklaması nedir? Ben bunu hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Demir Ege nerede kardeşim? Amartı'dan nasıl daha kötü olabilir Demir Ege? Niye oynamıyor? Bunun, bunun, ben bunun açıklamasını ben mesela inanamam yani. Defalarca dedik ki Emre Can oynasın kardeşim. Umut Meraş futbolu bitirmiş artık kafasında. Umut Meraş'tan Beşiktaş'a bir şey olmaz. Masu Akku yoksa orada Emre oynasın. Gençleri oynatın dedik. E gördük bugün Emre'yi. Çok mu iyi? Hayır. Ama Umut'tan iyi mi? Umut'tan iyi. Umut'tan iyi. Demir Ege'de ama artık iyi. Hiç olmazsa şunu dersin. Ya kardeşim Demir Ege diye genç bir çocuk vardı. 10 maç üst üste oynattım. Beşiktaş'a kazandırdım. Beşiktaş Demir kazan dersin. Ne amartisi ya? Amart gelecek sezon bu takımda olacak mı? Olacaksa vah Beşiktaş'ın haline. Adam 10 maç sonra Türkiye'yi terk edecek. Beşiktaş'ta oynamayacak. Sen hala amartı oynuyorsun. Dikleri bir iddian yok doğru düzgün. Sen hala amartı oynatıyorsun. Ne amartisi yani? Sorular gelmiş. Çarşı Berlin katılır mısın bilmem milyardan sonra yine bildiğimiz bir Beşiktaş görürüz. Radikal kararlar ve değişiklikler pek alınacağını sanmıyorum. Çarşı Berlin Kulüpten zaten gelen bilgiler Beşiktaş'ın Santos'a sezon sonuna kadar devam edeceği yönünde. E bir kadro dışı hikayesi oldu. Bir anda kadro dışı oyuncular zaten affedildi. Niye affedildi bilmiyorum. E bu Gezal Galatasaray maçında oyuna girdi. Bana göre golü kaçırdı ama oyunun seviyesini yükseltmişti Gezal birdenbire ortadan kesildi. Kayboldu. Niye kesildi bilmiyoruz. Sinan Apaydın Serdar Hoca'yla devam edip sezon sonu Serdar Hoca ile devam edip sezon sonu görülmeliydi. Adı Serdardo Toprak dos olsa sabredilirdi. Çok zaman ve özgüven kaybettik takım olarak. Sinan Apaydın çok doğru söylüyor. Bu kadar acele edilmesinin Serdar Topraktepe aslında Serdar Topraktepe Samet Aybaba ikilisiydi. Yani Samet Aybaba orada biraz yönlendirme yapıyordu Serdar Topraktepe'ye ve ikisi fena olmayan hani bu kadroyla oynanabilecek Rize Deplasmanı falan bayağı iyi oynadı Beşiktaş. Bu kadroyla oynanabilecek bir şeyler yaptı en azından. Neden Beşiktaş o dönem aceleyle hoca getirdi? Arkadaşlar açık konuşalım. Sosyal medya oradaki baskı yüzünden Beşiktaş biraz hoca paniğine kapıldı. Benim bir an önce hoca getirmem lazım denildi. Aplas hocadan bahsedildi. Sosyal medya bunu çok fazla istedi. Doğru ve bunun neticesinde hızlı bir şekilde böyle bir karar alındı ve Santos geldi ve bu yüzden de Beşiktaş'ın buradan artık bir hani artık geri dönüşü yok yanlış tercih yapıldı ve taraftar da. E ne yazık ki ben bunu söylediğim zaman bozuluyor insanlar. Bir taş yönetiminin sosyal medyayı önemsemesi lazım ama sosyal medyadan da sosyal medyaya bakarak da karar vermemiz lazım. Oritao hoş geldin kardeşim. Nasılsın iyi misin? Hep daha dedi hoş geldin. Bir şey göndermesen de önemli değil. Senin burada olman önemli. Günlük limit varmış diyor. Rebiş nerede? Çok doğru soru. Rebiş nerede? Oritao'nun sorusu çok doğru. Uçutma gibi cenk hesap ediyoruz diyor. Hiç olmazsa adı, Ya bunların hepsi doğru sorular. Rebiç'le ilgili kime sorsak koşmuyor, antrenmanlarda çalışmıyor, oynamıyor falan filan. Ya Rebiç'i haklı bulmak için söylemiyorum ama ya Rebiç diyordur ki kardeşim bu Joe Vural oynuyor, Tayfur Bingöl oynuyor, Onur Bulut oynuyor, Amarty oynuyor. Ya bir tek ben mi kötüyüm diyordur. Bak ben size söyleyeyim. Bunu da diyorsa da haksız mı? Size sorayım. Yani böyle bir takım vardır ki ya kardeşim Rebiç akıllı ol. Oyn oynatmıyorum mesela. Rajon kesersin Rebic'e. Abi sen çok kötü oyuncular oynuyor. Rebic mesela ne kadar kötü oynayabilir ki? Şu Rebic'i bazen ilk 11 çıktı ve kötü oynadı. Doğru. Ya şu Rebic'i 3 maç üst üste göremedik ya. Göremedik yani Rebic'i. O yüzden de bu soruya da ya Orutano'nun bu tepkisine de katılıyorum. Ceyhun Ganeoğlu önceki mesajda e, yeni hoca gelip takımı görse ve raporunu verse daha iyi olmaz mı demek istemiştim. Ceyhun Ceyhun Ganeoğlu bak şuna katılıyorum. Ben de artık ben Santos hemen yarın gönderin demem 6. hoca olacak ve Beşiktaş dünya tarihine falan geçebilir bir sezonda 6 hoca hakikaten rezalet bir şey ama %100 yeni hocayla hemen bu hafta içinde 10 gün 15 gün içerisinde 20 günlük neyse düzgün ve doğru hocayı bulup şimdiden anlaşıp Beşiktaş'ı izletmek ve yeni sezonda da yeni planlamayı yapmak lazım yeni sezon ben size söyleyeyim kampı oyuncu mu geldi? Son gün yetişiyor mu? Yetişmiyor mu falan. Bunlardan falan aman abi Beşiktaş'ın artık bunları yapacak zaman kaybı yok. Hemen Haziran'da pat 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 oyuncular gelmesi lazım ve paranın da doğru harcanması lazım. Ben Muçi'ye kötü transfer demem demedim de. El Musrati'ye kötü transfer demem demedim de. Ama rakibin senin 10 milyon euroya Icardi'yi getirdi. Senin yeni transfer döneminde yıldız getirmen lazım, büyük oyuncu getirmen lazım. Muçi kötü oyuncu demiyorum bakın bir kez daha söylüyorum. El Mustafa kötü oyuncu değil ama senin marka oyuncu getirmen lazım. Senin büyük oyuncu getirmen lazım. Beşiktaş kimle anılırdı? Ricardo Quaresma ile anılırdı. Ricardo Quaresma kim? Cristiano Ronaldo'nun örnek aldığım falan dediği adam. Benim idolüm Quaresma'ydı diyor. Adamın röportajı var Ronaldo'dan. Benim idolüm Quaresma'ydı diyor. Kimdi Beşiktaş'ın simgesi? Talişka. Kimdi Beşiktaş'ın simgesi? Mario Gomez. Beşiktaş'ın biraz büyük oyuncu getirmesi lazım ki bu winner oyuncu, lider oyuncu getirmesi lazım ki bu işi bitmesi lazım. Umut Soy demiş ki popülist yorum yapıyorsun. Santos gelince en çok övenlerden biri e, biri demiştim. Şu adam Beşiktaş'a kesinlikle uymayacağını söylemediniz diyor. Umut Soy, sevgili Umut Soy lütfen benim analiz videomu izle Santos'la ilgili. Disiplin getirir. Savunma oynatır. Takımı toparlar. Ama şampiyonluk oyunu oynatmaz, hücum oynatmaz. Bu seneyi toparlasa bile gelecek sezon Santos'un oyunu ile ilgili problemler olur demiştim. Ben Santos falan övmedim. Ee, toparlayabilecek bir isim, kariyeri olan bir isim, taraftarı mutlu edebilecek bir isim, takım içerisinde çok büyük disiplin problemleri var onları çözebilecek bir isim. Ama oyununda oyunu Beşiktaş'a uyumaz dedim. Lütfen senden ricam Santos analizini izlemen. O yüzden de ben Santos'la ilgili böyle bir övgü dolu bir video falan çekmedim. Yavuz Akkuş bu arada katıla üye olan var mı? Oritao'yu da Oruta ee, Oritao katıla üye olmanı tavsiye ederim. Sevgili Jean-Claude yani Ensi de yine katıla tribünlerimizden bir tanesi gelmesini e, isterim. Şimdi devam ediyoruz. Kartal gelmiş kapalı tribün grubuna hoş geldin. Yavuz Akkuş kesinlikle Türk hoca olması lazım. Yabancı hoca krizi çözemez. 15 yıldır görmedik. Yeni sezon umarım Samet Aybaba sattığı görmeyiz diye Samet Aybaba'ya bir eleştiri gelmiş. Ee, yerli hoca konusuna geleceğim. Ceyhun Ganioğlu sözlerine katılıyorum. Bence atlanmamız gereken ilk konu daha var. Coaching ekibinin değişmesi gerekiyor katılıyorum. Antrenman ve sağ zemini düzelmeli katılıyorum. Kondisyon düzelmeli doğru bunların hepsi. Ceyhun'a katılıyorum. Hasan Arat e, Cengiz Cengiz her türlü eleştiriyi okuyorum burada. Çok sert eleştiriler oldu. Ahmet Nurçe böyle çok acayip şeyler söylendi. Hasan Arata, Serdar Adalı'ya söylendi. Ancak argo ve hakaret içeren kelimeleri okumuyorum. İstediğiniz kadar kızın. Bana da kızabilirsiniz. O tarz şeyleri okumuyorum. Ee, öyle bir yorumda bulunmuşsun. Üst perdeden mesajlar ve boş vaatler ver. Tam o kısmı okuyayım. İlk cümleleri okumuyorum. Üst perdeden mesajlar ve boş vaatler vermesin. Gesso'nun ...çekmesi tamamen soytarlık demiş... ...katılıyorum, geç son orada büyük bir hata yaptı... ...katılıyorum ona... Ee, ...başkanın üst perdeden mesajlar vermesi... ...boş vaatler, bunların hepsi eleştiri... ...bunları da okuyorum zaten, burada her türlü eleştiri okuyorum ama... ...sizden ricam hakaret... ...içeren şeyler yapmayın... ...Berkan Gecir Kale arkasına hoş geldin kardeşim... ...şimdi ne diyorduk... ...Oğuzhan gibi sekiz numara lazım demiş... ...Fırat Sadıç... Ee, ...Sergen isimli bir arkadaş Van... ...Van Vistara'yı görmüş galiba... Edin Terzic bu arada önemli isimlerden bir tanesi onunla ilgili bir video e, Avrupa programı yapıyoruz biliyorsunuz onunla ilgili Edin Terzic ile ilgili Avrupa programında Mustafa ile beraber Batı cephesi programına başladık orada bu arada izlemenizi tavsiye ediyorum. güzel program oldu orada önümüzdeki hafta e, Edin terzişi galiba onu bir konuşacağız şimdi notlarıma bakıyorum neler var ee, bir kere Beşiktaş'ın arkadaşlar Beşiktaş'ın şu vasatlıktan çıkması lazım. Koli mesela Beşiktaş tarihini bilmeyen Beşiktaş, Koli bugün açıklama yapıyor. Çok derin ve geniş bir kadromuz var diyor. Ya Koli 2018'de yedek kulübesinde Kuala Babel e, Meder falan oturuyordu ya. Ne geniş kadro Beşiktaş'ın geniş kadrosu falan yok. Beşiktaş'ın vasat dolu bir kadrosu var. Ben bir kalemde Beşiktaş'tan 8-10 oyuncu sayarım gidebilecek hemen. Hemen gitsi hiç bir şey fark etmeyecek 10 tane oyuncu sayarım. Bu kadro geniş falan değil. Koli nereye geldiğini galiba unutmuş vaziyette. Ruh yok diyorlar. Angoy'a katılıyorum. Şimdi e, Getson'la ilgili eleştirimizi zaten yaptık. Vorul'u bu arada hiç beğenmedim. Vorul'un da doğru bir transfer olmadığını düşünüyorum. Vorul'un da gereksiz bir transfer e, işine, ya, gereksiz bir transfer hamlesiymiş gibi gözüküyor. Ben bir katkı sağladığını düşünmüyorum Vorul'un. Kartal demiş ki Fırat Bey Hasan sözlerini tutmadığını düşünüyor musunuz? Beşiktaş haklarını savunan profil çizmedi. Transferden ikisi boş çıktı demiş Kartal. Eh, i̇yi başlamadığını kabul ediyorum bence. Futbol takımına gerekli dokunuşu, olumlu dokunuşu yapamadı. Ee, diğer vaatleriyle ilgili henüz bir gelişme yok. Ama bir başkanı da e, Aralık ayında seçildi. Dördüncü ayında eleştirmem. Bir başkanın bir yaz transfer dönemini geçirmesini beklerim. Ee, bir ikinci hoca tercihine bakmak isterim. Yani üçüncü ayından itibaren başkan eleştirmeye başlarsak işin içinden çıkamayız. Biraz beklemek lazım. Şu yaz transfer döneminde ne yapacaklar ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Ee, Abakan Türk, Kurban, Kurban da Slaven Biliç ya da Sergen Yalçın'ın gelmesi lazım. 4-5 sprey ama hucum oynayalım. Beşiktaş maçı izlerken uykum geliyor demiş. Katılıyorum. Bu arada 3. maç üst üste oldu. 3 maçtır Beşiktaş ilk 10 dakikada gol yiyor. Savunmasını savunmasını övdüğümüz ee, bir hocanın bu kadar da kötü performans göstermesi bu takımın çok da normal değil. Evet şimdi birçok konuda bu arada Cenk Tosun'un konusuna değineyim. Hoca Cenk Tosun'a zarar veriyor oynatarak hem ta, adam bu adam milli takım forveti. Bu adam Beşiktaş'a büyük bir para kazandırdı. Bu adam her oynadığı bu sezon hariç her oynadığı sezonda iyi goller attı ve şu an formsuz ve fiziken yeterli değil. Her maçta onu oynatarak ve her maçta oyundan alarak taraftara adeta ıslıklatarak Cenk'le bence Beşiktaş'ın bağlarının kopmasında onun da hocanın da büyük payı var. Is formsuz oyuncu. Niye oynatıyorsunuz sarla? İstediklerini yapamıyor. Taraftarla bağ kopmuş vaziyette. Bir dinlendir ya. Bir iki maç dursun kenarda. Üç maç. Belki bir son 10 dakika gelecek 15 dakika. Orada atsın golünü. O da kendine gelsin. Taraftarla barışsın falan. Santos'un Cenk da yanlış. Cenk'e zarar veren bir ısrar olduğunu e, düşünüyorum. E, Tayyip Tala'dan zaten e, bahsetmiştik. Onunla ilgili notumu da buraya koydum. Bunun dışında 11. resmi maç. 5. mağlubiyet. 3 tane beraberlik. Eee değil mi? Üç tane beraberlik. iki tane beraberlik. Pardon düzeltiyorum. 5 mağlubiyet, iki beraberlik, 4 galibiyet. Yani Beşiktaş 11 maçın eee 4'ünü kazanabilmiş. Bu nasıl kabul edilecek bu? bu böyle bir şey olmaz ki. E, gelelim Selim'e Okeze nerede demiş ben? O hakikaten Selim'e o e bu aralar bizi biraz şey yaptı. Koptu biraz bizden. Ice Prince gelmiş. Çok eski o da en başından beri bize destek atanlardan bir tanesi. Hoş, hoş geldin Ice Prince. Yanında futbolcu getirebilecek paket halinde bir hoca ile anlaşmak lazım. Ayrıca Hans Flick'te anlaştık demişlerdi. Sonra Hans Flick Mayıs'a kadar kimseyle görüşmüyor dediler. Mayıs'a ne kaldı şurada dendi. Ben Hans Flick'in geleceğini düşünmüyorum. Onu bir söyleyeyim. Şimdi yerli hocamı, yabancı hocamı ne olacak? Bir kere yerli hoca konusunda iki tane isim var biliyorsunuz. Bir, Sergen Yalçın'ı isteyenler var. İki, Şenol Güneş'i isteyenler var. Bu konudaki benim düşüncem çok net. İki hocayı da istemeyen bir grup var. İki hoca ile ilgili bence haksız şekilde çok ağır sözler söyleyen gruplar var. İki hocayı beğenmeyenler var. İki hoca da gelir gelmez e, eleştiri yapacak ve elinde hemen bekleyen böyle hoca tökezlese de takım hocaya böyle bir saldırsak diyen bir grup var. O yüzden de ben iki, bu arada ikisine de haksızlık. Yani neden bu Sergen Yalçın düşmanlığı, neden bu Şenol Güneş düşmanlığı ben açıkçası anlamış değilim. Bugün Sports Digital'de de söyledim. Acayip Beşiktaş'ta sosyal Beşiktaş sosyal medyası e, evet herkes üzgün, evet herkes kızgın ama bu kadar da artık Beşiktaş'ın efsanelerine, Beşiktaş'a başarı kazandırmış insanları paramparça etmemek lazım. Sergen Yalçın yazıyorsun. Adam neler yaz, neler söyler Sergen Yalçın'a? bir yazın. Yani ne tembelliği ne osu, ne busu, ne yurt dışı görüntüleri, ne açıklamaları Şenol Güneş yazıyorsun. Şu takım Şenol Güneş'in eseri asla gelmesin. Şu ya arkadaşlar Seçim döneminde Serdal Adalı'ya neler dediler ya? ya Serdal Adalı'ya neler dediler Serdal Adalı'ya seçim döneminde? Hak ediyor mu bunları? Ne yapmış Serdal Adalı? Hapis yatmış. 10 milyon eurosunu vermiş. Geri almamış. Neredeyse 10 sene. TL olarak almış zaten daha sonra o parayı. Ya Ahmet Tunçepi e falan giderken kuruş kuruş herkes aldı. Hapis yatıyor. Parasını almıyor. Başka ne yapıyor? Bir ada çıktığında Beşiktaş tek adayla girmesin diye seçime giriyor. Kötü şeyler mi yapıyor? param paramparça ettiler. Daha sonra bir ara Metin Tekin, Şenol Güneş eleştirdiği Metin Tekin'i şey yaptılar, eleştirdi. Arkadaşlar herkesi eleştiremezsiniz. Ya yani bu herkes kötü olamaz. Ee, Sergen Yalçın gelsin yorumu gördüm bir tane altta. Ee, çok hızlı geçiyor bu arada o yorumlar. Gordon Min gelsin yardımcısı Rasim Kara olsun diyenler. Ee, nedir? Anket açar mısın Melisa demiş. Melisa ne anket açalım? Ee, artık inanmaya başladım bu kadar sallayanlara Bejeki efsanelerini. Neyini? Ben ben doğru bulmuyorum. Yani ne Sergen Yalçın'a ne başka birisine bu şekilde bu şekilde artık hücum etmeyi doğru e, bulmuyorum. world ve Amartya nasıl Premier Lig'de oynamış demiş Barış Şeref. Arkadaşlar ya özellikle Amartya zaten iyi durumda değildi. Warl da Nottingham'dan geldi ve Nottingham o ligin en az pas yapan, en az topla oynayan takımı. Yani Dundun takım Nottingham. İngiltere Premier Lig'de yaparak ve 7-8 kişi savunma yaparak kalmış bir takım. O yüzden de Nottingham'da nasıl oynar? Oynar. İyi bir kesiciysen oynarsın. Ee, i̇kinci yarıda bu arada arkadaşlar ne an, kim gelsin anketi? Tamam şöyle bir anket açalım. Peki burada sizlerin ne istediği önemli benim için. Santos'la ilgili karar ne olmalı? Karar ne olmalı? Sezon sonuna kadar kalmalı. Bir buçuk yıl bir buçuk yıl kal ya sözleşmesi bitene kadar kalmalı. Hemen gönderilmeli. Peki. 3 tane seçenek yaptım. Şimdi anketi başlatıyorum. Gerçi nasıl olacak bilmiyorum da. Evet. Başlat. Niye başlamadık ya? Başlattım. Anketi başlattım arkadaşlar. Bu arada... O yüzden de ben şimdi burada az önce konuştuk ya e, yerli mi? Şu an için en mantıklı tutarlı isim Bilic demiş Atilla Yılmaz. Süper chatten sormuş. Ceyhun Ganioğlu ben Şenol Güneş'e karşı değilim genel olarak ama teknik direktörü tartışılmaz. Ama son dönemde işi gücü bırakıp Ceyhun kazancı laf etmesi hiç hoş görüntü vermedi. Hoca kendi işini yapması lazım demiş. Bir eleştiri gelmiş e, Ceyhun'dan. Onur Cox Cenk'in ıslıklanması Semih'in her çekilişten sonra acayip acayip Cenk'in ıslıklanma sebebi seminer çektiği şuttan sonra acayip bir itiraz etmesi bence. Santos acil gitmeli. Rezil futbol. Kön'den selamlar demiş Onur. Onur Cox. Onur Koks kardeşim. Eyvallah Kön'le çok selamlar. Kaçırdığım var mı diye yukarı e, bakıyorum bu arada kimler yorum yaptı diye. Var mı daha kaçırdığımız? Gökhan Erinç kapalı tribün gürümüne hoş geldin kardeşim bu arada. Emrah Bekdemir abi herkes hoş güzel diyor da kimsenin ses çıkarmayacağı bir teknik direktör var mı demiş Emrah Bekdemir'i güzel soru şimdi o konuya giriyorum sevgili Emrah ee, tam doğruya girecektim Tolga Topaloğlu bin üyeliğimi iptal ettim Beşiktaş adına sağ diyecek hiçbir şey yok katılıyorum Tolga her maç aynı şeyleri konuşuyoruz kadro ve hoca doğru değil Arat'ın hızlıca aksiyon alması gerekli sezon sonunda beklersek ne Avrupa ne de üçüncülüğü alabiliriz demiş Tolga Topaloğlu'na katılıyorum şimdi Gelelim hoca konusuna. Bu kadar fazla işte Sergen Yalçın geldiğinde hücum edecekler. Şenol Güneş geldiğinde hücum edecekler. Çok doğru bir soru. Burada tartışılmayacak bir isim var. Emrah Bekdemir sormuş tartışılmayacak. Tartışılmayacak bir isim gelmesi lazım. Terziç olur mu? Beşiktaş'ın gündeminde. Riski var mı Terziç'in? Genç olması falan filan ama şunu da diyebilirsiniz. Yani genç diyorsun da kardeşim Dortmund, koskoca Dortmund takımı emanet etmiş diyebilirsiniz. Haklısınız. Ben Terziç'e itiraz etmem ama İtiraz edilmeyecek hoca diyorsanız bu sezon arkadaşlar Santos gelmeden önce bir hocaya gidildi. Büyük bir hocaya gidildi derken menajerler aracılığıyla soruldu ne ister diye. Conte'ye gidildi. Ne istedi Conte? 9 milyon euro istedi. Şimdi Beşiktaş vereceği 9 milyon euro var mı? Yok. Conte'yi getirmeyebilirsin. Getiremeye Ama Beşiktaş daha başka hocalar getirebilir. Burada Beşiktaş en büyük hatayı arkadaşlar ne yazık ki şimdi Ahmet Nurçebi de duyunca kızacak devam beni soruyorsun diye. Ahmet Nurçebi döneminde Beşiktaş ucuz hoca getirerek hata yaptı. Orada Ceyhun Kazancı çok tepki çekti ki yanlış karardı bence Valerian İsmail gördük zaten. Ama Ceyhun Kazancı'ya verilen para 1 milyon yıllık hoca bul dendi. Oysa o dönemde Ceyhun Kazancı ve Beşiktaş kulübünün yaptığı görüşmelerde Size bu bilgiyi vereyim, vereyim. Üzü, üzüleceksiniz büyük bir ihtimalle. Dezervi savaş yüzünden ayrılıyordu Rusya'dan ve Dezervi gelmeye hazırdı. Beşiktaş 3 milyon euro verip Dezervi'yi getirmek yerine 1 milyon euro verip Valen İsmail'i getirdi. Neticede Beşiktaş'ın getirmesi gereken bence hoca, marka bir hoca ve tartışılmaması gereken bir hoca getirmesi lazım. Ben Conte'yi getirin falan gibi hayali şeyler söylemem. Çünkü Conte'nin 9 milyon euro aldığını falan biliyoruz. 9-10 milyon euro. Ama ne olursa olsun iyi bir hoca, marka bir hoca getirmesi lazım. Büyük bir hoca getirmesi lazım. Karizmasıyla, duruşuyla bir hoca ikna etmesi lazım. Mourinho'yu isteyenler var. Mourinho'yu getirmesi lazım gerekiyorsa. Ben Mourinho niye gelmiyor demem. Mourinho'nun Mourinho'nun Mourinho tarzı bilinen ve şimdi arkadaşlar şunu sorayım. Burada Mourinho gelse kim getirmeyin kardeşim kötü hoca diyecek. Var mı aranızda? İnteraktif konuşuyoruz madem muhabbet ediyoruz. Var mı aranızda? Konuşmaya başladılar Mourinho yla. Var mı itiraz eden? O yüzden burada iyi hoca ve marka hoca gelmesi lazım. Terziş olabilir mi? kötü hoca değil. O var diyenler var. Abi Mourinho'ya bile itiraz eden var ya. Mourinho'ya bile itiraz geldi. Neticede Cengiz özür dilerim hakaret etmek istemedim. Kelime seçimim yanlışı galiba. Cengiz kardeşim eyvallah. Önemli değil, sıkıntı yok. Ee, çok selamlar. Teşekkür ederim desteğin için. O yüzden de ben açıkçası e, bu arada ankete bakalım. Ne olmuş anket? Kaç kişi oy vermiş? Ankete 700 kişi oy vermiş. Sezon sonuna kadar kalmalı diyenler 46. Hemen gönderilmeni diyenler 45. O başa baş bir mücadele var. Sözleşmesi bitene kadar kalmalı diyenler %7. Ee, beklediğimden daha fazla destek var hocaya yalnız ha. Ben hemen gönderilsin diyenler daha fazla olur diyordum. 717 kişi oy kullanmış. Bayağı bir sezon sonra kadar kalma, kalma diyenler var. Bence de yani 6 tane 6. hocayı değiştirmenin bir mantığı olur mu? Çok da mantıklı değil gibi geliyor. Ankette başa baş devam ediyor. Onu da ee, söyleyeyim. Netice itibariyle Beşiktaş'ın bu duruma, Beşiktaş'ın ilk yapması gereken şey, birincisi ee, tabi kupa var, tabi dördüncülük var ama ben şunu düşünüyorum artık belli başlı oyuncuları denememek lazım. Artık Amartya'yı falan Beşiktaş'ın denememesi lazım Amartiye İşte ne bileyim, Joe World belli ki olmadı, belli ki sezon sonunu göndereceksin. Denemeyeceksin Joe kim var başka sezon sonu takımda olmamaya? takımda gelecek sezon olmayan adamlarla falan uğraşmayacaksın yani. Uğra onları artık denemeyeceksin. Burada Demirege varken Amartya oynatmayı ben hakikaten de anlamam yani. Veya işte Rebiç, Ersin Barut mesajlarımı niye okumuyorsun demiş. Okuyorum kardeşim. Orada Beşiktaş'ın Glastan mesela. Glastan iyi hocam. Glastan iyi hocam. Ben Glastan'ı beğenen ve destekleyen bir hocayım. Bir, bir kendime göre yorumcuyum. Bence ee, sol rap müzik giderse 6. hoca olacak kalırsa da 6. olacağız demiş. Tepki var farkındayım ve oyunun da bu arada geriye gittiğini söyleyebilirim. Oyun geriye gidiyor. Bu arada bir 2000 kişi izliyor yazmış birisi. Ne yazmış o? Hakan Basar yayını 2100 kişi izliyor. Adamın emeğini ayıp. En iyi yorum demiş. Eyvallah kardeşim. Sağ olsun Teşekkür ederim. Ee, yorumun için. Arkadaşlar like'a basarsanız çok sevinirim. Çarşı Berlin diyor ki bu futbolcularla üçüncü veya dördüncülük başarı mı sence? Ya artık bu futbolcularla bu futbolcuların kafa olarak, mental olarak iyi olmadığının artık bunu tartışmaya gerek yok. Yanlış bir kadro var, problemli bir kadro var. Ama şunu da söyleyeyim, bu futbolcular diyoruz ya, ne olursa olsun bu takımda hep bu örneği veriyorum. Bu takım Antalya Spor'dan kötü mü kadrosu değer olarak veya kariyer olarak? Daha mı kötüler? Burada artık mental anlamda Beşiktaş futbolcular ne yazık ki işten kopmuş vaziyette ve e, bence bir Beşiktaş'ın yeni arkadaşlar yeni sloganını sizlere söylüyorum Beşiktaş'ın olması gereken sloganını sil baştan sil baştan bu kadar Beşiktaş sil baştan yapacak başka türlü olmaz Harun Ildır Şenol Güneş'te de bir için kurduğu takımın ekmeğini yemedim abi bir oyunu özledim Beşiktaş takımı senin dediğin gibi her maç defans yapmaz demiş Harun Beşiktaş'ın ruhunda yok ki Beşiktaş'ın DNA'sında ve tarihinde böyle bir şey yok. Bu ne ya böyle bir şey geldi. 10 Rabona üyeliği hediye etti diyor Emrah Bekdemir. Emrah ilk defa gördüğüm bir şey bu. Rabona üyeliği hediye etmek. Hediyelere izin ver diyor. Hediyelere izin veriyorum. Ne bu tam olarak bilmiyorum ama verdim. Tamam. Umarım olmuştur. Hediyelere izin ver dedi. Oldu. Hediyelere izin verdim arkadaşlar. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama ee, teşekkür ediyorum bu arada. Ee, Edilere izin ver. Ölke ee, diye salabilirsiniz. Tamam peki. Umarım yapmışım. İlk defa böyle bir şey görüyorum çünkü. Yavuz Akkuş, Emrah çok teşekkürler bu arada. İyi bir şey olduğunu hediye paketi var oradan anladım. Yavuz Akkuş Beşiktaş ister istemez geçiş sezonu yaşayacak. Muhtemelen gelecek sezon şampiyon olmayız ama fakat kadro kur otur, kadro oturabilir bunu yabancı yapamaz diyor. Yavuz Akkuş yerli teknik direktör gelmesi e, gereken diyenlerden. Ne demişler? Bir, e, görüşlerin kimsenin umurunda değil demiş Despi. Peki kardeşim tamam. Üyelik kazandık onun sayesinde sağ olsun Emrah kardeşim diyor. Eyvallah Emrah bir kez daha teşekkürler. Özgür sağ e, bu arada bir Bruno Genesio abi gör artık Bruno Genesio nasıl söyler misin? Eee ya Bruno Genesio kötü oyuncu olmamakla beraber tam 5 kışın ilacı mıdır? Ya arkadaşlar bu arada her görüşe, Ahmet Ağaç teşekkürler, her görüşe saygım var. Bruno'yu beğenenlere de saygım var. Bruno Genesio asla kötü hoca demem. Ama benim hayalim Bundesliga'da iş yapmış. Bundesliga pr Premierlik bile değil, Premierlik bambaşka bir oyun oynanıyor çünkü Premierlik'te. Bundesliga'da ya da İtalya'da, Serie A'da iyi iş yapmış bir hoca hayal ediyorum. Hucum oynatan. Genoso öyle oynatıyor ama. Benim kalite, benim kalite anlayışım şu anda. Çünkü İtalyanlar burada çok başarılı oluyor. Ya iyi bir İtalyan getirmek ya bir iyi bir Alman getirmek. Büyük hoca, büyük diklerde başarılı olmuş bir hoca getirmenin daha mantıklı olacağını e, düşünüyorum ben. Oritao 25 hoca daha gelse bir şey değişmeyecek. Kadro tamamen yenilenmeden daha çok hoca yer bu takım. Takım bacağı kopmuş yara bandıyla kanı durdurmaya çalışıyoruz. Çok radikal değişimler şart demiş. Ben size sayayım sevgili Orita madem öyle ee, sayayım sana. Bu arada Ersin Barut'ta ne yabancı hocası Allah aşkına bizim ülkede yabancı hoca olmuyor. Zaman kaybı sergini getir dedik. Bu arada Hasanat Ceyhun Kazancı için CEO dedim. Ceyhun Kazancı'nın futbol Ayşe'de yönetici olduğunun başında olduğunu Beşiktaş zaten bildirimle, kap bildirimle açıkladı. Gizli bir bilgi değil dersin. Onu bir söyleyeyim. Ee, Habat Büyükdoğu Biliş dediğimiz adam Pedro Franco'larla Serdar Ke Serdar e Serdar kim o Kurtuluşlarla Stirling'de Balot dili Liverpool'u eledi Kesinlikle böyle ruhsuz bir oyuncu ve Taraftar toplumunda Biliş lazım demiş Biliş taraftarı da toparlar Olabilir Biliş Ortağ'ın sorusuna bir kez daha gelmek isterim Orada bir Ne söylemişti Ortağ'a 25 Ocak gelse bir şey değişmeyecek. Radikal değişiklik konusunda %100 yüz katılıyorum sizlere. İsim de verelim. Pekala. Onur Bulut 1. Avati Joe Vural 2. Bana göre Koli anca yedek olur giderse hiç fark etmez. Beşiktaş bir şey kaybetmez. 3. Umut Meraş 4. Ee, geçelim sağ tarafa. Gezal 5. Amarty 6. Ee, Rebiç hiç katkı sağlamadı. 7. Ee, kim var başka? Muleka olsa olur mu? 8. Tayfur Bingöl 9. Onur Bulut'u saydık. Svensson 10. Ee, unuttuğum belki vardır. Abu Bakar 11. Ee, bu şekilde Beşiktaş Beşiktaşları sürekli bekleten iyi oynayacak mı acaba? iş yapacak mı acaba? Kalmalı mı acaba? O bunların hepsi gitmeli arkadaşlar. Chamberlain'in Chamberlain de gitsin. Sakatlık riski olan oyuncu. Sürpriz mi sakatlanması? Onu da analiz videosunu yaptık. Riskli diye. Riskli oyuncu. Chamberlain 12. Kim kaldı başka? Cenk Tosun yazıyor. Cenk Tosun tamam 13. ben Getson'u göndermem. Getson yazanlar var. Getson'u göndermeme her şeye rağmen. Bakın arkadaşlar 13 tane oyuncu. 13 bak 1-11 neredeyse. 13 tane. Bak ben Mert kalabilir. Masu, Arku kalabilir. E, Getson kalabilir. Muçi kalabilir. Semi kalabilir. El Musati kalabilir. Raşista kalabilir. 7 oldu. Var mı atladığım? Necip tamam 8 oldu. Var mı atladığım? Muleka bence ben Muleka'nın Beşiktaş seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Bir. E, Colin'in de Beşiktaş. Arkadaşlar şununla bakın açık konuşayım. Bu işte vasatta alışmak ne yazık ki bu. Rakibin Bekao. Rakibin milli takım stoperi Çağlar Söğüncü. Rakibin Bonucci. İtalyanların dünya cönünü stoperi. Rakibin Cicu. Rakibin... Premier Lig'in toplumu stoperi Davinson rakibin. 10-15 milyon piyasası olan Nelson rakibin. Kaan Ayhan milli stoper rakibin. Abdülkerim. Koli bunların hepsinden daha başarısız. Bunu kabul edelim yani. Ve işte Hacı Ahmet Ya arkadaşlar Hacı Ahmet kötü oyuncu demiyorum. Rakibinde kimler var bir ona bak diyorum yani. Rakibinde Fredler var, Toreri'ler var, o var, bu var falan filan. Yani burada yukarı çıkması lazım kadronun o iyi, bu iyi, şu iyi, bu iyi. Yani böyle bir seviye olmaması lazım. Bir üye gelmiş, Hakan İskender kale arkası grubuna gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim katıldan, katıldan katıldığınız için. Bu arada Habat Büyükdoğu'nun bir iş dediğimiz adam Pedro'larla, e, Serdar'larla başarılı olduğu kısmına katılıyorum. Çok daha zayıf bir kadro vardı. Geçenlerde bir kadro saydım. Bir, e, bilmiyorum izleyen var mı e, Rabona'da? E, e, hatırlıyor musunuz o, o muhabbeti? size bir kadro saydım Hani kadro kalitesi diyorsunuz ya arkadaşlar, katılıyorum kadro kalitesi. Bu arada kadro kalitesini övdüğüm falan yok. Tabii ki zaten 13 tane oyuncu saydım. 13 tane oyuncu gitse hiçbir şey fark etmez Beşiktaş'ta. Dedim ya. Şimdi geçen bence böyle de bir kadro saydım size. İzlemeyenler için sizlere o kadroyu bir kez daha saymak istiyorum. Kalede Tolga, Sağbek, bek Sardar Kurtuluş, sol bek Modda, stoperler Franco, Atınç Önlerinde Necip Uysal, sağda Gökhan, solda Olcay, ileride sağda Kerim Fry, ortada Sosa, ileride Cenk Tosun. Kadro bu. Tolga, Serdar, Motta, Pedro Franco, Ersan, Necip, Gökhan, Töre, Olcay Şahan, Kerim Fry, Sosa, Cenk Tosun. Yedekleri söylüyorum. İsmail Köybaşı, yedek oyuna girenler 3. İsmail Köybaşı bu bir maç. İsmail Köybaşı, Furkan Yaman, Atınç. Üç tane de bak. 3 yedeye bak. İsmail, Furkan Yaman, Atınç. Maçı ne maçı biliyor musunuz? Beşiktaş 1, Tottenham 0. Bunu bence böyle söyledim. O yüzden sadece kadro kalitesi üzerinden bu hikayeyi okumamak lazım. Tabii kadro kalitesi. Ama hoca da hiçbir şey katmıyor kardeşim. Hoca da hiçbir şey oynatmıyor yani. Bu böyle bir şey yok. Sen bu kadroyu toplum yeniyorsun. Ceyhun Ganioğlu İtalyan hoca iyidir. Ancelotti'yi getiremeyeceğimiz net ama Montella ve Farioli gibi hocalar Beşiktaş'a uygun agresif futbol oynatır bence demiş. Ben de İtalyancıyım. Ya İtalyan gelmeli ya Alman gelmeli diye düşünüyorum. Bir üye daha geldi. Ayberk Olgay kale arkasına geldi. Hoş geldin birader. E, kod, 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 Ginius, kod Genius gelmiş. Yorum yapıyor süper chatten. Koskoca Beşiktaş'ta senin gibi düşünen adamlar yok mu? Neden düzelmiyor hiçbir şey? Sürecin başından beri en doğru eleştiri yapıyorsun. Hepsi de doğru. Çok sağ ol kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederim güzel sözlerin için. Biyonik TR kale arkasına gelmiş. Ee, Harun Yılmaz kale arkasına gelmiş. Hoş geldiniz kardeşim. Neticede burada bir şekilde e, Beşiktaş'ın bir kere Beşiktaş şunu kabul edecek. En önemli şey kabullenmek. Beşiktaş şunu kabul edecek. Bir, Yanlış hoca tercihinde bulundum diyecek. Abdullah Uzun 30 yorum yazdım okunmadı demiş. Abdullah e, çok hızlı akıyor orası. Süper chat'tekiler evet yukarıda sabit o yüzden rahat okuyorum ama e, olabildikler oraya da okumaya çalışıyorum. Ahmet Bayrak bir soru sormuş. Sezon başında yapılan yanlışlarla bugünlere gelindi. Başkan'a ise hoca seçiminde geç kalması ve bu gecikmeye de yanlış hoca tercihini eklemesi. Ahmet Bayrak çok doğru yorum. Santos gitsin kim geliyorsa gelsin demiş e, Apple City Vamp Ne o? Vampir. Redmond tekrar gelmeli demiş Eyüp Küçük. E, hiçbir şey bilmiyorsan komple Sparta Prag takımından 6-7 oyuncu alıp harmanla demiş. işte o 6-7 oyuncu aslında çok büyük oyuncular değil. Beraber oynadıkları zaman büy büyük, oluyorlar. Bu da işte sistem demek. Beşiktaş'ta şu anda öyle bir sistem oluşturacak bir hoca yok. Size yazık oldu. Yüzde yüz çok yazık oldu saysa Beşiktaş onu tutmalıydı. Şenol Güneş'le anlaşamadı diye bu hale gelmesi kötü. Özgür Deniz, dizayner, yeni ge yeni gelecek hoca için son 9 hafta avantaj olmaz mı? Özgür, 6. hocayı Hasan Arat artık değiştirmek istemiyor. İçeriden gelen bilgiler, bir son dakika değişikliği olmazsa içeriden gelen bilgiler o yönde. Ama e, tabii bir sürpriz olabilir, fikri değişebilir. Bunu bir kenara koyuyorum. Ama e, ne olursa olsun hızlıca hoca tercihini hızlıca demiyorum düzeltiyorum hızlı değil. Doğru hoca tercihini yapıp şu an 9 maç var diyorsun. Mesela son 4 maçta 5 maçta Beşiktaş'ın hocası tribünde olup izlemeli. Veya televizyon maçında Beşiktaş'ı izlemeli ve ne lazım ona bakmalı. Yeni hocanın bir an önce bence yeni hocayla anlaşılması lazım diye düşünüyorum. Berkay Parda katıldan kale arkası grubuna gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Yabancı sportif direktör düşünülüyor mu demiş. Bu, kim demiş onu? Hüseyin mi dedi? yabancı e, akıyor yetişemiyorum arkadaşlar Hüseyin Kaya yabancı sportif direktörü düşünülüyor mu öyle bir şeyler konuşuluyor kupadan veda edersek gönderirler demiş Karl Heinz evet o bir problem haklısın o, o artık son nokta olur ama ben bu hoca kupayı alır diyordum artık kafamda bu şey oluşmaya başladı ya bu arada Emrah Bekdemir'in herhalde Emrah Bekdemir'in Emrah Bekdemir'in 10 Rabona üyeliği yüzünden mi geliyor arkadaşlar bilmiyorum ama Emrah çok teşekkür eder. Böyle bir özellik olduğunu ben bilmiyordum. Çok sağol. Ee, Harun Udur Süper ilk mesajım gelmedi. Feda dönemi bu kadar kötü değildi. 38 yaşındayım. Bu kadar rezil bir oyun görmedim. Sürekli kötü bir içi özelim demiş. Harun Udur katılıyorum. Beşiktaş ben de uzun yıllardır Beşiktaş'ı takip ediyorum. Bu kadar kötü üst üste bu kadar kötü oynadığını Beşiktaş'ın ben de açık konuşayım. Eee hatırlamıyorum. Ahmet Şehit Yalçın abi bana bu ligde en son başarılı olan yabancı hoca kim söyler misin? Hala yabancı hoca diyorsun. Yapma etme. Ahmet Şehit Yalçın bu tespitte doğrusun. Hep ya yer, şunu da unutmayalım. Yerliler ter, ağırlıklı yerliler tercih edildiği için yerliler şampiyon oluyor. O da bir gerçek. Ama yani tarihe bak kaçı yerli kaçı yabancı ama şunda da katılıyorum. Ya benim dediğim şey şu. Şenol Güneş gelse istemeyen ve en ufak tökezlemede hocaya yüklenecek ve yanlış tercih edecek binlerce insan var. Sergen Yalçın gelse Sergen Yalçın'ı istemeyen binlerce insan var. O yüzden de ben ee, bana şey geliyor. 10 euro süper chat yaptım okumadı diyor. Nasıl okumadı herkes okuyorum ben. Bakıyorum tekrardan öyle bir şey var mı diye. Birader beni kandırıyorsun 10 euro süper chat falan. Süper chatten her şeyi okuyorum arkadaşlar. Ya yani millet 50, 50, 30 TL onu bile okuyorum kardeşim. Öyle bir para ayrımı falan yapmıyoruz. Bu Yakadıklarım normal mesajları da yakaladıklarımı okuyorum da oku yani çok hızlı geçiyor. Ee, bu arada Samet Azcan, Pjanic, Amir, Musaati gibi alt numaralarla burada iş yapmaz. Joseph Joseph Torelli, Apiak gibi kemik kıran altı lazım. Katılıyorum. Musat 8 donası yine altı alsa nasıl olur? Olabilir ama Musat çok da şey yapmıyor. Metan Pro öyle bir şey yok kardeşim. Ee, bakayım. Bir yorum daha geldi. Fırat iyi akşamlar. Takımı liderlik, abilik edecek oyuncu eksikliği olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Öyle bir oyuncu karakteri de yok gerçekten Beşiktaş'ta. O da bir problem. Ee, ben Gürcistan, Tiflis'ten yazıyorum. Beşiktaş taraftarı olarak takım çok kötü oynuyor. Ama Santos Hoca iyi oynadık diyor. Ben yanlış bir maç izliyorum. Mehmetov, Mamedov, Gürcistan, Tiflis'e çok selamlar sevgili kardeşim. Ben de aynı fikirdeyim. Beşiktaş çok kötü oynuyor. Hoca anlatıyor yani. Hoca düzelecek, düzelecek diyor. Da ben hiç ortada düzelen, düzelen bir şey görmüyorum. O yüzden de e, katılıyorum. Farkı gelmeli demiş Tamer Akar. Yani Sparta Prag'daki pres, Presiado çok iyi bence. Fiyat sorulmalı. Engin çok etkiledi herkesi Presiado. İki gol attı Galatasaray'a. Ancak oyuncu Avrupa'ya geldiğinden beri galiba 3-5 senedir ilk kez böyle bir şey yapıyor. ya yani oyuncu hiç oyuncu tek gol atmıştı. İkisini de Galatasaray'a attı. Biraz Galatasaray'ın sol kanında problem olduğu için bence atabildi. Takım önemli. Bu arada hocanın maaşı ile ilgili bir yorum mu var? Çok fazla bakayım bir. E, hocanın maaşı ile ilgili bir muhabbet dönüyor. Devamlı mesaj atıyorsunuz bana. Önemli mi hocanın maaşı? Hadi onu da sorayım size. Önemli mi? E, 3 milyon euro. 1,5 yıl için 3 milyon euro imza atan Santos'a nasıl fesih sağlanacak göreceğiz demiş. Övünç Özlem. Şimdi Slow Chat nereden aktif ediyor arkadaşlar? Söyleyin aktif edeyim yazıp duruyorsunuz. Hakikaten bilmiyorum. Ceyhun Ganiyol da yazmış chatte yavaş modu açarsak daha yavaş akacak diyor. Ee, söyleyin arkadaşlar nereden yapıldığını ben bilmiyorum. Chatte yavaş mod. Yapayım. ben böyle bir seçenek çıkmıyor. Bu arada anketi sonlandırayım arkadaşlar. Anket ne durumda bakayım bir ankete. Armin teşekkürler kardeşim. 1435 oy kullanılmış. Sezon sonuna kadar kalmalı diyenler %48. Hemen gönderilme diyenler %43 sözleşmesi bitene kadar kalmalı diyenler yüzde yedi. Yani hocaya aslında hoca kalsın diyenler yüzde yedi. Herkes neticede ya şimdi ya da sezon sonunda gitsin istiyor. Anket sonlandırdım. 1450 kişi oy vermiş. Sağ tarafta anket sonucunu görebilirsiniz. Ee, Olcay Baytaş'ı engelli abi demişler. Arkadaşlar anlatın şunu nasıl oluyor. Alt F4'e bas otomatik geliyor. Beni trollemiyorsunuz değil mi? Şimdi alt F4'e arkadaşlar ben çok ee, e çok selamlar sevgili Era, Era. Ee, arkadaşlar sorun yapayım nasıl hakikaten bilmiyorum yavaşlatmayı. Söyleyin yapayım basma diyorlar. bak alt F4 ne o? Basma diyorlar. Kim o alt F4 beni kandırmaya çalışıyor. Arkadaşlar niye beni? Arkadaşlar ben yaşlıyım ya. Metan. Metan seni sessiz alıyorum sana uyuz oldum Metan. Seni geçici olarak engelledim. Sen bir o 24 saat yok ol kardeşim. Beni madem trollemeye çalışıyorsun. Onu vedalaş ondan Canlı yayın bakayım nedir geldi. Canlı yayın oluşturun düzenliği düzenleyi canlı yayın oluşturun düzenleyi tıklayın. Nerede o düzenli? Bakayım. Topluluk denetimi, katılımcılar, moderatör işlemleri, zaman, dal zaman dalgaları mı? Arkadaşlar zaman dalgaları diyenler var. Sen bir şey basma diyor. <laughs> Arkadaşlar resmen yaşlı olduğum için bilmiyorum. Neyse. Yavaşladı mı şu anda? Oldu mu? Zaman dalgalarına bastım oldu galiba. Melisa Kocuoğlu. F4 bende işe yaradı yavaşladı. <laughs> Bak bu Melisa bir hanımefendi takip ediyor. Melisa Melisa güzel bir anket şeyi açtı. Arkadaşlar soruyorum size. Çok güzel bir anket konusu. E, söyledi bana Melisa. Melisa teşekkürler. Beşiktaş'ın iyi katılım bekliyorum. Beşiktaş'ın yeni hocası Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni hocası yerli mi olmalı? Yabancı mı? Hadi bakalım. A yerli B yabancı. Açtım anketi. Hadi bakalım ne, ne düşünüyorsunuz görelim. Ceyhun aslında anlattı bana. Ben tabii çok dünyadan bir haber olduğum için bu konularda. E, açtım bu arada. Tekrardan e, anket yeni anket açtım. Canlı yayın oluşturun. Düzenliği tıklayın. Canlı yayın oluşturun. Nereden gülüyor canlı yayın Sevgili e, Ceyhun. Bana onu söyle özelleştirme, düzenleyici var, ayrıntılar var. Canlı yön oluştur. Bir bakayım. Bunu bunu bir daha sefere öğreneceğim ya. Şu an artık bu yayın sırasındayken bunu yapmak zor da bunu öğreneceğim. Ee, neyse sorular gelmeye devam ediyor. Onlara çok kısa cevap vereyim. Hoca savunma iyi, hucum yolda demişti. Hucumda hiçbir şey göremedik. Oyuncular bir an önce oynayıp evimize gidelim kafasına. Çarşı Berlin. Hücumda bir şey göremedik bırak. Çarşı Berlin. Şey de bitti. Ee, savunma da bitti. Sürekli ilk 5 dakikada, ilk 10 dakikada gol yiyor. Bu da iyi bir şey değil. Farhat 1903 bir destek atmış. Sağ olsun kardeşim. Ee, neticede açtım. O güzel anket oldu yalnız ha. 53'e 47. Yerli diyenler 53, 47. Bu arada e, zaman dalgaları hiçbir işe yaramıyormuş. Sadece dakikaları gösteriyor. Zaman dalgalarını kapatıyorum. Tamam masada zayıfsın diyor. Katılıyorum. Orada zaten eleştirimi yaptım. Beşiktaş bu arada hakem konusunda hiçbir şey sağlayamadı. Yani e, hatta şöyle bir sözü vardı galiba. E, federasyona gidecek bizim yöneticilerimiz şunu yapacak, bunu yapacak. Ya federasyona gidecek o işe halledeceğiz demişti başkan. Allah hiç hakem konusunda hiçbir gelişme yok. Hakemler paramparça diyor Beşiktaş'ı. Burada da bir e, Beşiktaş'ın tekrardan bir orada bir hamle yapması lazım. Yasin Sayır Bizim savunmadan top çıkarırken bam diyeleri vuruyorlar. Antalya Spor topla daha iyi çıkıyordu bugün. Statta net gördüm. Hoca farkı budur demiş. Yasin katılıyorum. Antalya oyuna başlangıcıyla Beşiktaş'ın oyuna başlangıcı arasında büyük fark var. Bu da biraz %50 hocanın payı var. Sergen Yasin'in burada payı var ama oyuncu kalitesi de. Yani sen iki tane stoperin senin top kullanmada başarısız. Kesici stoper. Top kullanamıyorlar. Top kullanamazsan da oyunu arkadan iyi başlatamazsın. O yüzden de bu bir problem. Arkadaşlar düzenliğe nereden gir videoyu düzenliğe mi girmem lazım? Peki. Videoyu düzenleye giriyorum arkadaşlar. Şu anda yoğun istek var. Ee, videoyu düzenleden bulmaya çalışacağım. Tam ne istiyorsunuz? Bakayım. Videoyu düzenle. Burada mı? Ceyhun canlı yayın düzenli özelleştirme mesajlar. Canlı yayında ne? özel canlı yayında işi çözmeye çalışıyorum. Canlı sohbet, canlı tepkiler. Ha yavaş mod buldum. 60 saniye mi? Kaç yapmamız lazım? İki mesaj gönderim arasında ne kadar beklemesini istiyorsunuz? O ne ya öyle? 60 saniye çok fazla. 5 saniye beklesinler. Kaydet. Bakalım olacak mı? Ee, 5 saniye yaptım. Biraz daha görebileceğim sanki. Yavaş mod açık. Vallahi başardık. Vallahi başardım. Şenol Güneş bu takımı adam eder diyor. Volkan Kaya gibi. 30 saniye yaptılar. 20 saniye <laughs> en az 20 saniye. Arkadaşlar arkadaşlar sayenizde hakikaten bir özellik daha öğrendim. Size helal olsun be. Vallahi işte gerçek takipçi budur. 20 saniye yaptım şimdi. 20 saniye yaptım. Yavaş mod açık. 5 saniye çok hızlı. 20 yaptım. Ee, soru var mı? Yukarıdan bir süper chatten soru geldi. Az Yıldırım ve İbrahim Hacı Osmanoğlu karışımı bir başkan tribünle bile bir başkanla tribün bile oynar. Ha sert başkan istiyor Ice Prince. 5 dakika yapabiliyor musun? Yapamıyorum 5 dakika. Ee, arkadaşlar yine hızlı akıyor. 20 saniye yaptım yine hızlı. Çok yazan var galiba. 2K kişi Arkadaşlar hiçbir şey fark etmedi ya. Beni trollediniz mi? Ne yaptınız? Neyse. Neticede Eyüp Küçük 60 saniye diyor. Penaltı pozisyonunu izleyebildim mi? İzledim penaltı pozisyonunu. Ee, ben Getson'un pozisyonundan bahsediyorsanız Cenk'in pozisyonu Galatasaray maçında penaltı değilse bu da penaltı değil. Yani Cenk çekince şiddete bakarız. Forma çekilmesi şiddet önemli deyip sonrasında e, burada şiddet Arkadaşlar şiddet ölçer mi var hakemlerde? Yani böyle şimdi hissediyorlar mı? Şiddet ölç şiddet ölçme makinesi mi var? Çekme her yerde penaltı. Buna penaltı veriyorsan Galatasaray maçında Cenk'e de vereceksin. Bu çok bariz. Harun teknik adam tercihi yanlıştı diye düşünüyorum. Sergen Yalçın bu kadar kötü olmaz diye düşünüyorum. Bu futbol bizi eziyetten başka bir şey değil. Yüzde yüz katılıyorum. Ee, Harun'un yorumuna. Kaç saniye yaparsan o aralıkta cevap atılabiliyor. Benim süper chat boşa gitti diyor. Kim attı? Alper. Görmedim seni süper chat. Nerede süper chat? Ee, Alper'in süper chat Alper gördüm. Mourinho'yu ikna edip getirelim. Bence artık buralara gelir. İyi bir transfer bütçesi verelim hocaya. Hakikaten Mourinho düşüşte. E, burada bir yeni bir macera yaşamak ister mi? Ya işte o tarz. Yani herkesi heyecanlandıracak biri gelmesi lazım. Berk Korkmaz soru sormadan number one yapmış. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederiz. Eee bu arada arkadaşlar katıldan yayınımıza gelmenizi solda katıl var görüyorsunuzdur büyük bir tane katıldan kanala abone olmanızı sizden rica ederim ve Edin Terzici de bir Avrupa programı yaptık geçen hafta dün değil cuma günü Aziz'den tabi doğal herkes çok Beşiktaş içeriği burada kanalda gördüğü için bir Avrupa programı Beşiktaş'sız bir program olunca Aziz'den de olsun ben Avrupa programı yapmaya devam edeceğim onu da takip etmenizi sizden rica ediyorum. Kanalı da beğenmenizi, daha doğrusu videoyu beğenmenizi de çok sizden yine rica ederim. Neticede Beşiktaş'ın e, Ceyhun Ganioğlu, hocam biz tribünde olduğumuz için bilmiyorum. Yavaş mod bana işlemiyor. Test ettim. Bir de Fırat Güner, aa Fırat Güner emojisi. Emoji konusunda haklısınız. E, emojileri ço çoğaltacağım. Gökhan Topal, hoş geldin bu arada e, kale arkası grubuna. Yavuz Akkuş, Fikret Orman'ı bir iki sene versinler. Kim ne istiyorsa onun zamanı oldu. Fikret Orman zamanı güzeldi. Açık konuşalım çok salladı etti millet ama Fikret Orman zamanı var ya büyük bir güç vardı Beşiktaş'ta. Rabona emojisi onu yapacağım. Bir tane kendi emojimi de koyacağım. Başkan olsan ne yaparsın demişler. Ya çok zor soru bu başkan olsan ne yaparsın. Çok iddialı bir soru. Ama şunu söyleyebilirim. Ben giderim bir tane iyi bir iyi bir şimdiden anlaşır. Yeni sezon planlamasını şimdiden yapmaya başlarım kimi alacaksan, ne yapacaksan, planlama, mı, paramı falan ona göre ayarlarım ve mutlaka bir e, iyi oyuncu getiririm. İyi oyuncu getiririm. Şenol Güneş'i eleştirebiliriz. Bu takım Şenol Güneş'in eseri diyenler var. Pek de transferlerde Şenol Güneş'in gerçekten de payı olduğu, ona ana falan Şenol Güneş'in isteği ama neticede Burada bence yine hikaye başkana yazar. Çünkü Şenol Güneş Tarışka'yı isterim dedi en başta. Alabildim Beşiktaş. Alamadı. Şenol Güneş bu kadar Afrikalı istemiyorum dedi. Alındı mı? Bunlar oldu mu? Olmadı. Yani tamamen Şenol Güneş üzerinden bir hikaye yazmakta o da yayın şey haksızlık, hocaya haksızlık. Ee, o yüzden de ya iyi hoca kim demiş Mesut Şenol? Bence işte Roger Smith tarzı, Zerbi tarzı, işte ne bileyim Burada belki bir hikaye yazmak isteyen Mourinho olabilir. Çünkü çok düştü Mourinho. Samet Azcan, Serdal Adalı mı gelseydi demiş. Ya ben az önce söyledim. Üçüncü, dördüncü ayda başkan eleştirmem ben. Ee, daha çok erken yaz transfer dönemi ve ikinci hoca tercihine bakmak isterim ama bu hoca tercihinde gerçekten de yanıldığını çok net bir şekilde e, söyleyebilirim. Çünkü Beşiktaş'ın Beşiktaş bunu hak etmiyor ya. Beşiktaş bu e, oyunu akıtmıyor. Penaltıda iki kez temas yok diye video var. Twitter çalkalanıyor. Nasıl temas yok anlamadım. Temas yok derken neyi kastıyorsun? Getson'un çekme hikayesi mi? Ege Öztürk hoş geldin kale arkasına. Bu arada 60 o 67 dakika olmuş. Son bir notlarıma bakayım arkadaşlar. Nedir ne oluyor diye. Gökhan Topal, Fahrit Tatan, Baki Mercimek, Koray Avcı, Ali Güneş'le Fener'i iki maçta yendik. İçeride Galatasaray'ı yendik. Ruh diye bir şey var. Onda yüzüyor. Takımın hakikaten ruhu mu yok. ha. Ruhu terk etmiş durumda. Ee, çok kötü bir ilk yarı istatistiği. Onu paylaştık. Son 5 maçtır, son 3 maçtır kaybettiğini zaten konuştuk. Ee, başka var mı? Kolun açıklamalarına asla katılmıyorum. Koli derin ve geniş bir kadromuz var diyor. Asla katılmıyorum. Erdem Mumcu katıla gelmiş. Hoş gelmiş biraderim. Hoş geldin sen de. Ee, Gökhan Topal'ı söyledik. Ege Öztürk'ü söyledik. Çok teşekkür ediyorum katılan e, gelenlere. 3 maçtır ilk 10 dakikada, evet ilk 10 dakikada gol yemek bir hastalık olmuş vaziyette. Aa, bir oyuncu, Tayyip Tala'dan bahsettik. Niye oynamıyor? Bence büyük bir haksızlık var orada Tayyip Tala'ya. Bu oyuncu, arkadaşlar kızmasın, yani bozulmasın da kimse Tayyip Tala'da Vorul'dan falan iyi size söyleyeyim. Kusura bakmayın yani. Vorul'dan daha iyi stoper. Hatta bir adım ileri gidiyorum. Koli'den bile daha iyi stoper bence. Ya sen gelecek sezonu yatırım yap ya. Oynat. Sen ee, oynat yani. Ahmet Bayrak, Şenol Hoca'nın Amart Onan'a oyuncuları istediğini sanmıyorum. Zira bu tarz oyuncularla hiçbir zaman olmadı. Ya şöyle o konuda da yani hem hoca haksızlık yapmayın diyorum bir yandan ama bir yandan da şimdi hocayı seviyoruz koruyacağız diye de Hoca ile ilgili ya yapmaz o demeyelim. Şimdi Onana'yı istediğini birebir biliyoruz. Amarty ile ilgili kendi bası toplantısında tercihimizi Ciku gelecekti Beşiktaş'a. Fener'e giden stoper. Tercihimizi de Amarty'den yana kullandık diye bir açıklaması var. Onana'yı hocanın istediğini ben bizzat biliyorum. Neticede hocanın ya yanlışlar olabilir. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burada Adar her hafta bekleriz Batı cephesinde demiş. Eyvallah. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Şenol Güneş'e ihaleyi asla yıkmamak lazım bence çok da bir duruş gösterdi ee, önünü de açtı Ahmet Duruşev'in ve çıktığı işin içinden ama e, doğrularla yanlışlarla değerlendirmek lazım e, bütün teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın eksisiyle artısıyla Şenol Güneş'i eksisiyle artısıyla değerlendirmek lazım Şenol Güneş'i en başarılı olduğu dönem 2015-2016 2016-2017-2017-2018 ben o dönem Beşiktaş muhabiriydim ve her maça içeride dışarıda gidiyordum ve kulübün çok fazla içindeydim. Talişka Beşiktaş alırken Şenol Güneş istemedi ki. İstemedi derken Şenol Güneş'e sormadılar ki. Mario Gomez Şenol Güneş'e mi soruldu? Pepe Şenol Güneş'e mi soruldu? Vida Şenol Güneş'e mi soruldu? Daha doğrusu soruldu mu derken Şenol Güneş onu alın, bunu alın, Şenol Güneş'in seçtiği oyuncular dedi ki. Bunlar Fikret Orman'ın seçtiği oyunculardı. O dönemki önemli scout ekibinin seçtiği oyunculardı. Beşiktaş ben büyük oynayacağım dedi. Büyük para harcayacağım, büyük işler yapacağım dedi Fikret Orman para harcayarak bu oyuncuları getirdi. Yani Şenol Güneş şey demedi. Talişka diye bir oyuncu var buldum onu falan demedi. Mario Gomez İtalya'da kötü ama bizde iyi oynar falan demedi. İşte ne bileyim Pepe'yi alın getirin bana demedi arkadaşlar. Burada oyuncu tercihini düzgün yaptıktan sonra hani hoca Şenol Güneş mi yapmalı oyuncu tercihini? O doğru bir yöntem olmayabilir. İyi bir çalıştırıcısındır ama Avrupa'da o Hinterland'ın, Avrupa'da o scout alın yoktur. İstediğin iyi oyuncuları seçemeyebilirsin. Bu seni kötü hoca yapmaz veya tam tersi çok iyi hoca değilsindir ama çok acayip bir scout adam vardı Vitor Pereira. Adamın her seferinde hocalığı tartışıldı ama getirdiği isimler asla tartışılmadı. Yani bunlar ayıp şeyler değil. O yüzden de hocayı bırakmak doğru muydu transferi? Bence asıl sorulması gereken konu o. Benim düşüncem bu yönde. Yoksa Şenol Güneş'i e asla bence e, iyi hale Şenol Güneş'in Beşiktaş bu hale Şenol Güneş, hali Şenol Güneş yüzünden gel demek. Gerçekten de hocaya ayıp. Erdem Mumcu söylemiştik. Kaldı mı kimse? Kalmadı. Hoca sezon sonu gönderilir mi demiş Emre Genç. Kupayı alsa da. Bence kupayı alsa da gönderilir. Çok net. Anket sonlandırıyorum. 847 oy. Yerli mi yabancı mı? Beşiktaş taraftarı yüzde. Yayına katılanlar yüzde 56. Yabancı diyor. Yerli diyor düzeltiyorum. Sonucu hemen sağda paylaştım. Yerli 55. Yabancı. 44 diye bir sonuç çıktı. Yerli isteyenler e, daha fazla. Gördüğünüz gibi. Kupayı bu oyunda alma şansımız nedir mi? Nedir demiş Yusuf Köksal. Ben oyun şekli anlamda kupayı alır diyordum. Ama artık hocanın oynattığı oyun benim bütün umudumu kırmış vaziyette. O yüzden ben artık Beşiktaş favori mi? Ya böyle oynarsanız favori olacak. Çok kötü oynuyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın toparlaması gereken, e, gereken şeyler var. Arkadaşlar çok iyi bir katılım oldu. Saat 2 ve 2000 kişiye yakın insan burada bu kanalda duruyor. Kimisi eee Raşitsa vururken video var diyor. Ha temas var mı yok mu hikayesi. Ha pardon Tolgan Toraman. Görmedim o şeyi. Raşitsa'nın eee penaltısındaki videoyu maçı izledim. Pozisyonu gördüm ama yeni bir görüntü mü çıktı? Onu mu demek istiyorsun? E, yeni bir görüntü çıktıysa bakayım. Yeni bir görüntü varsa, şu anda tabletten nerede o görüntü bilmiyorum, göremedim ben şu an temas görüntüsü. Öyle bir şey varsa da değerlendiririz zaten. Ama Beşiktaş'ın çok da e, şu anda hakem konusunu çok da e, Beşiktaş'ın hakem konusunda etkili olamadığını, hakem konusunda ne yazık ki gücü olmadığını, hakem konusunda federasyona gerekli e, uyarıyı yapamadığını söyleyebiliriz. Ahmet Bayrak, Şenol Hoca, Ahmet Nurçe zarar görmesin diye elinden geleni yaptı. Bon servisiz transferden ihalesi hocaya yıkıldı. O ve amartiyi izleyen kimse almaz demiş Ahmet Bayrak. Bu da bir hata. Bunlar büyük hatalar. Batı Cephesi programında Şavi'nin yaptığı hataları anlattık. Şavi'de de Burası benim kulübüm. Aman yanlış olmasın. Aman ucuz oyuncu alayım. Aman onu alayım. Şunu alayım. Kim istemiş. Brozovic'i istemiş. Adama e, bambaşka bir oyuncu almışlar falan. Yani kötü oyuncu itiraz etmemekte veya vasat oyuncu itiraz etmemekte hocaya yazar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Cüyün Gani olur açısından penaltı için iki ayak teması yok diyorlar ama var. Sağ ayakta vurup kayan sol ayağıyla yükseliyor. Top yön değiştirmeden diyor. Ben de öyle gördüm Ceyhun Ganioğlu ama bilmiyorum öbür görüntüyü izlemem lazım. Ice Prince, Colin dediği gibi güçlü derin kaldığımız olsa Colleen yedeklere geçtim. Süreyya Soner'in kankası olur beraber otururlar. Sert ve acımasız bir yorum olmuş ama çok da yanlış bir yorum olmamış. Adar eyvallah kardeşim. Ee, Özgür sağ ol kardeşim. Arkadaşlar yeni sonlandırıyorum. Saat 2.10 geçiyor. Ee, herkese e, hayırlı sahurlar diliyorum oruçtan kardeşlerime de. Artık soğur vakti yaklaşmış vaziyette. Çok teşekkür ediyorum yayına katkınıza, Süper Chat'ten soranlara, buradan soranlara, e, katıla üye olanlara. Kötü bir gece yine sizlerle dertleşik tam 75 dakika. E, hepinize iyi geceler diyorum. Desteğiniz için çok teşekkürler. Çıkmadan önce şu videoyu da beğenirseniz en azından YouTube algoritmasında e, kanal yukarı çıkar. Daha çok Beşiktaşlı videoyu izleyebilir. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım yeni sezonda çok daha keyifli, çok daha güzel, heyecanlı yayınlar yaparız. Mutluluk dolu yayınlar yaparız. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Hoşça kalın arkadaşlar. Eyvallah.